iyi geldi bu. I saw first time in you also. One, two, three, yalla! Şu anda yürüyüşü bitirmenin keyfi içindeyim. Çok güzel bir ağaç kakan sesi var. Beni görmedi galiba, kaçmadı. Kate Clough'un çizdiği yola tekrar girdim. Az önce bir patika tutturmuştum. 2,5 kilometre falan. Şahane bir patika. Kara Kilise sonrası nereye gidiyorduk? Kara Kilise'den Kozan tarafına yürüyeceğiniz zaman, Patnelisos tarafına yürüyeceğiniz zaman benim rotamı takip edebilirsiniz Wikiloc'tan. Sadece Wikiloc noktaları seyrek atıyor. Onun dışında bir sorun yok. Patika zaten 10 numara. Kate Clough'un asfaltından, toprak yolundan bence yürümeyin yani, bu yol daha güzel. Harika. Yüksekçe kayanın dibinden çok eski bu harika yoldan yürüyerek geliyorum. Burada eski bir ağaç ev var. Aşağıda görünen en yakın mermer ocağının altında kamp yaptım. Şu anda da 5,5 kilometre oldu buraya geleli. Sempol yolunu yürürken domuzlardan, sincaplardan başka bir de Alman bir çiftle karşılaştım. Onlar da bizim de ilk gördüğümüz kişi sensin dediler. I saw first time you. Tersine yürüyoruz gerçi. Yalnız yürümek de zordu. Keşke aynı tarafa yürümüş olsaydık. From Germany. How many days ago you begin? 4 days. From Perge? No. From Akçapınar. 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 Evet, Alman arkadaşlarım gidiyor. Onlar tepeye. Ben de tepeye. Onlar yokuş aşağı inecek. Ben de bir yarım saat sonra ben de yokuş aşağı geçeceğim. Bu yolda yürüyüşçü gördüğüm için biraz işin açıkçası hayret ettim. Onlar da şikayetçi. Ne işaret var ne bir şey. GPS olmadan zor gidilir diyorlar. Doğru.
karşıdaki mermer ocağının arkasındaki dağın arkasından yürüyerek Has Kızılören'e geldim. Oradan Pınar Gözü'ne, Pınar Gözü'nden buraya yürüdüm. Karşıda Bozdoğan Dağları. Sazak Mahallesi'ni geçtim. Has Kızılören'in. Ve Padneli Sos'a doğru ilerliyorum. Bugün varabilir miyim bilmiyorum. Merhabalar abla. Has Pınar'dan Padneli Sos antik kentine doğru yükseliyorum. Sempol yolu yürüyüşündeyim. 140. kilometreye falan yaklaştım. Karya yolunun Bozburun parkurlarında İçmeler Turunç arasındaki parkura, Likya yolunun Olimpos Adrasan arasındaki parkura çok benzeyen bir parkur. Şu yönüyle benziyor. Salın Sandal Ormanları tünelinden geçiyorum. Eğer bu gölgeler olmasaydı güneş bitirirdi. Padneli Sos antik kentinin içindeyiz. Bu antik dönemlerden kalma bir kuyu. Bu üç tane oyuk da buradan iplerle su çekiyorlar. Yukarıya durarak. Demek ki üç kişi aynı anda su çekiyor. Demek ki burası kalabalık bir yerde. Sırayla bile değil. Üç kişi aynı anda su çekebiliyordu. Antik bir kuyu. Bugüne kadar gördüğüm kuyuların içindeki en ilginç olanı, devasa bir kuyu. Ve yukarıya doğru daralıyor, dibe doğru genişleyen bir kuyu. Padneli Sos antik kenti. Serik. Devasa bir kuyu. 2500 yıldır ayakta ve kuyuda da oldukça fazla su var. Ve burada kova var. Şu aşağıda borular vardı. Bu kuyunun suyunu hala kullanıyorlar. Yani 2500 yıldır kullanılıyor. Padneli Sos'ta bir Pisidya kenti olduğuna göre en az bu kuyu 2500 yıllık. Burada da hayvanlara su içirmek için yalak yapmışlar. Ama bizim aklı evveller yekpare taşın içinde altın aradıkları için bunu kırmışlar, içinde altın aramışlar. Sempol yolu da buradan böyle geçiyor. Burada bir antik kuyu daha var. Bu da o antik kuyunun yalağı. Bunu da kırmışlar. Yekpare taş içinde altın arayan gerizekalılar. Bu devasa kuyulardan bir tane daha. Çok büyük. Böyle kuyuları ilk defa görüyorum. Padneli Sos antik kenti. Burası Pisidya ile Pamfilya arasında sınır. Pisidya'ya ait olduğu düşünülüyor. Pamfilya'ya değil. Aslında Pamfilya bölgesi de hemen aşağısı ova başlıyor. Kentin duvarları da hemen arka tarafta görülüyor. Sos'tan indim. Burada Süleyman Bey'in pansiyonu ve restoranı var. Kahvaltımı yaptım burada. Güzel bir mekan. Güvercinler yavrularını yumurtadan çıkarmış. Çok güzel. Bu yavrular artık uçmaya az kalmış. Yakında uçar bunlar. Tamam tamam, kötü bir şey yapmıyorum ben sana. Yavrularını sevdim sadece. Şuna bak ya. Şuna bak ya.
Harika. Burası kışlık böyle. Tavuk buraya yumurtluyormuş masanın üstüne, evet. Çok iyi. Burası kış olarak kullandığımız şarkı söylüyor. Harika vallahi. Padneli Sos Restoran Kozanköy'ü. Uçan Su Şelalesi'nin tam tepesindeyim. Birazdan aşağısına da ineceğim. Tepesindeki kral havuzunda yüzüyoruz. Süleyman abiyle birlikte. Süleyman abi. Kayıtta şu an. Atlarken tutsan beni görür. Balık gözü var, hepsini görüyor. Tamam. Bana doğru tutsan olur. Evet, ikinci atlayış. Uçan Su Şelalesi'nin yukarısı Kral Havuzu. Kral Havuzu. Evet, evet. Süleyman abinin yaptığı merdiveni de göstereceğim birazdan. Çıkışta işte, orada göreceksin, orada çıkacaksınız. Yallah. 1, 2, 3, yallah. İnşallah kapanmamıştır. Altı günün yanması. Evet, bu merdiveni Süleyman abi yapmış ve yıllar içinde böyle kartik bir kaplama oluşmuş. Evet, bu köprünün adı da Süleyman Köprüsü 2. Evet. Süleyman abi, köprüyü yapan kişi. Kral Havuzu'nun kralı. Eyvallah. Harikaydı ya. Bölgede farklı bir manzaraya daha geldik. Buraları kimse bilmez, Süleyman abi sayesinde ben de görüyorum. Evet, uçan iki şelalesi. Şu anda 100 metrede uçmakta. Harika bir görüntü. Antalya manzarası. Evet. Az önce Antalya manzaralı Kral Havuzu'nda yüzdüm. Birazdan da aşağı ineceğim. Bir de aşağıdan ilerleyeyim. Benim yol oradan mı geçiyor? O mu? Evet. Şimdi bak, bir.
uçan su iki şelalesinden uçan su bir şelalesine yürüyorum. Evet, uçan su şelalelerini gördükten sonra bir 7-8 kilometrelik Akçapınar yürüyüşünü kamyoncu arkadaş beraber gideriz deyince sonlandırdım. Şu anda yürüyüşü bitirmenin keyfi içindeyim. Kamyonla birlikte Antalya'ya kadar gideceğim. Oradan da otobüse binip Bodrum'a. 6 günlük yürüyüş burada biter.